Evet Canlar, hepinize merhabalar. Herkese merhabalar, herkese iyi günler. Umarım herkes iyidir, mutludur, sağlıklıdır, huzurludur. Evet, ben Ay Yıldızlı tişörtümü giydim. Belgin'de şu an kırmızı beyazız. Evet, benim Ay Yıldızlı tişörtüm olmadığı için de ben de beyaz giyeyim dedim. Kırmızı vardı ama nerede, kalındı. Şimdi terlerim diye de kırmızı giyesim gelmedi. Sadece şuna giydim ama bu ince. Ben de şomanist aldım yanıma. Evet, sizler gerçi bir gün sonrasında izleyeceksiniz ama Cumhuriyetimizin 99. yılı bütün herkese kutlu ve mutlu olsun. Ben de bir Türk kadını olarak gururla hem bu coşkuyu yaşamak adına hem de sizlere yansıtabilmek adına hem Fener Alayı'na katılmak istiyorum. Belgin'cimle sözleştik. Evet. Hem oradaki coşkuyu yansıtmak istiyoruz sizlere, hem kendimizle yaşamak istiyoruz. Ben hiç korteje katılmamıştım Leyla abla. Fener Alayı korteji bizde aynı şey zaten. Ben kortej de kendim gidiyorum ama benim hiç şeyim olmamıştı. İmkanım olmadı. Zamanım yok, hiç öyle bir fırsatım olmadı. Gerçekten olmadı. Ben sadece 2 senedir gidemedim ayağımdan dolayı. Çünkü 2 sene önceki yürüyüşte de kortejde de bayrağı taşırken önümde yürüyen kişi ayağımı bastığı için baş parmağım çatladı. O yüzden katılamamıştım. Ben çok seviyorum çünkü Muratpaşa Belediyesi 6 metrelik Türk bayrağı yaptırdı. 6 metre. Sen koşu büyük Türk bayrağı değil mi? Türk bayrağı. 6 metre değil o, 40 metre. 6 metre demek ne demek? Senden 2 tane daha var. Aa evet ya. Doğru. Leyla abla şu anda metreleri karıştırdı. Evet, metreleri karıştırdı. Leyla abla karşıdan şuradan yandan geçti. Beynim durdu. Evet. Ben de diyorum 6 metre ne? 6 metre 2 kişi taşır. Bunu yüzlerce kişi taşıyacak. Doğru söylüyorsun. Ya benim bildiğim, belki de yanlış biliyor da olabilir. Ben internetten baktım 40 metreydi. Mesela belki de bir şimdi bir 40 metrelik vardı. Evet. Bir tane daha büyük yaptırıldı geçen yılki kortejde. Çünkü ben geçen yılki korteje katıldım. Ama yürüyüşe katılamadım. Kolumu daha fazla hani kalabalıkta birisi çarpar eder bir şey olur diye. Aynen. Geriye döndüm. Sadece hani o anı gittim, paylaştım, yaşadım ve eve geriye döndüm. Bayrağımızı taşıyamadım geçen sene. Ben çok mutlu oluyorum çünkü. Evet. Güzel bir şey. O duygu yaşamak gerçekten çok güzel bir şey. Bakalım ya, beni hala ben direkt 40 metre de olmayabilir. 60 metre de ben okudum. Ama öyle tabii ki 6 metre. O zaman şeydir, 40 metrelik vardı, 60 metrelik daha yaptırdılar. Ben yanlış hatırlıyor olabilirim bu arada. Bir bakalım Leyla abla, zaten şimdi orada şey olur. Millet yavaş yavaş büyük bir ihtimalle toplanmaya başlamışlar. Tabii. Şey yapmışlardı yani. Çoğu insan zaten erken saatte gidiyor. Tabii. Marşlar okunuyor. Doğru. Benim her defasında böyle tüylerim diken diken oluyor. Dediğim gibi ben her sene giderim, konsere kalmasam bile. Büyükşehir Belediye Başkanı konuşmasını yaptıktan sonrasında İstiklal Marşı okunuyor. İstiklal Marşı'nı dinleyip, söyleyip daha sonrasında eve dönüyordum. İşte dediğim gibi geçen sene sadece katılamadım. Onun haricinde hiç kaçırmadım bugüne kadar. Evet, ne kadar güzel ya, bütün balkonlar bayraklarla. Hangisini? Yok. Almıyorlar. Neyi almıyorlarmış? Ha şimdi Belgin'cim. Belirli saatler öncesinde almıyorlar içeriye. Çünkü bu istikametteki yerlerde herhangi bir patlayıcı şu bu olur mu korkusuyla önce bir yapılıyor. Kontrol yapılıyor polislerce. Tamamen güvenli olduğundan emin olduktan sonra tek tek kontrol ederek alıyorlar içeriye. Hani belirli bir saate kadar almıyorlar. Başka bir belediye dedi ki eğer girebildiyseniz geleceğim dedi. Giremediyseniz gelmeyeceğim dedi. O yüzden ben de bilmediğini almayacağım. Yok. Bak. Çok güzel ya. Evet çok güzel ya. Her yer. Ben çok seviyorum. Böyle apartmanın tek yüzünde bu bitişik nizamlarda genelde olmuyor. Tek duvar oluyor. Oraya Türk bayrağı resmi yaptırıyorlar. Bayılıyorum. Çok güzel.
Ama tabii bizim apartmanda öyle bir şey yok. Mümkün değil, her yer çünkü cam, kapı. Yaz başında ve yaz sonunda bayrağı yeniliyorlar Belgin'cim. Güneşten solduğu için. Çok seviyorum ben bu bayrağımızı. Bir de Kepez başındaki şey seviyorum. Var ya. Evet. Onu çok seviyorum. Çok güzel duruyor ama. O bir de yanına şey, şelale yapıldı ya. Evet, sular akıyor, harika. Onun görüntüsü muhteşem. Tünektepe'de de vardı eskiden çok büyük bir bayrak. Şimdi onu kaldırmışlar. Buradaki kuğuları almışlar herhalde ha. Orada mı? Bir tanesi orada kalmış. Ama şeydi ya, bir ara şikayette bulundu. Bu işletme pisliğini buraya çevreye atıyor. Şeylere zarar veriyor diye. Kuğulara zarar veriyor diye. Ördeklere. Evet. Oturmak için ne kadar güzel aslında değil mi? Temizlemişler ama burayı. Bir ara mahkemelik oldular çünkü. Evet, insanlar artık yavaş yavaş gelmeye başladılar. Aslında yürüyüş saatine var ama. Biz de erkenden çıktık. Çünkü marşlar erkenden söylenmeye başlıyor. Evet, daha kortej alanına giremiyoruz çünkü bomba araması yapıldığı için biz de geldik çay bahçesinde oturalım, bir çay içelim diye. Evet, gördüğünüz gibi daha Antalya'da hala hazırda denize giren insanlar var. Evet, muhtemelen akşamüstü tekneler de buraya gelirler. Bayraklarla süslenmiş. Onlar da denizden ayrıca bir konvoy oluşturuyorlar. Bir de Konyaaltı Belediyesi'nin önünden Antalya motorcular toplanıyorlar. Onlar da ayrı bir kortej düzenliyorlar. Dün de bahsettiğim gibi size, Muratpaşa Belediyesi Antalya'da iki noktada, hem Konyaaltı'nda hem Cumhuriyet Meydanı'nda konser düzenliyor. Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı'nda, Kepez Belediyesi de Kepez'de düzenliyor Belgin'cim. Çay içilecek gibi değil Belgin. Ben içmeni tutamadım. Allah'ın güne gitmesin, çamur gibi. Ben de içmiş olmak için içtim ama midemi... Yani ben rengini beğenmedim. Ya çay dedim, beyaz olmuş. Bulanık bir rengi. Evet. Ay, deniz muhteşem gözüküyor şu anda. Evet, daha kortejin başlamasına, en azından bizim içeriye girmemize daha yarım saatten fazla var. Burada oturmasak da şurada bir yerde mi otursak? Ya burada oturunca da biraz sorunlandı. Sen bir şey içmiyoruz ya. İnsanların masasını zapt etmişiz gibi, evet. Bir hoşuma gitti. Hem şöyle gölge bir yere gidelim. Belki buraya birisi oturmak, evet, ister, yemek yemek ister, bir şey içmek ister, biz içmediğim için. Aa, çay parasını almıştık. Evet, nihayet girdik içeriye. Aslında böyle olması daha iyi. Yani belirli bir saate kadar bomba araması yapılıyor. Kortejin düzenleneceği yerde, o yüzden içeriye almıyorlar aslında. Her yer zaten sivil polis. Girdik yavaş yavaş varyanta doğru. Gidiyoruz. Bugün kaçta başlayacak bilmiyoruz. İlk defa bu sene nedense bir bilgi alamadım.
Herhalde benim ihmalkarlığım oldu. Normalinde bütün etkinlikler çünkü sayfamda yayınlanıyor ama bugün Evet, daha saat erken olmasına rağmen bayağı bir kalabalık var aslında. Burada bekleyelim. Kortej başlayana kadar biz de buradan gün batımını seyrederiz en azından. Bizimkiler zaten buradalar hep. Gel. Hemen çiçeklerimi buldum yine. Evet, çok farklı noktalardan girişler yapıldığı için karşı taraf bayağı bir kalabalık. İnsanlar toplanmışlar. Aşağıya doğru aslında inmek istiyorum. Varyantın aşağısından yürüyüşün ilk başlayacağı noktadan başlamak istiyorum. Evet, bu arada güneş... Görmedim. Ay ben... Benim bugün kulaklarım tıkalı mıdır? Ne konuşulsa duymuyorum. Evet. Hadi gidelim. Gün batımı mükemmel şu anda. İzleyebileceğimiz en güzel noktadayız. Bak, bayrak arabası aşağıda bekliyor. Aşağıda dağıtırlar şimdi. Aşağı doğru yürürse anam. Herkes yüksek topuklularla düşer. Ben de şeyle, spor ayakkabısıyla düşüyorum. Varyanta yavaş yavaş artık iniyoruz. Zaten artık güvenlik falan da geçti. Herkes yavaş yavaş kurtuluyor herhalde. Baksana, bayrak arabası falan gelmiş zaten. Eyvah. Bebeğe çarpıyordum. Ne kadar güzel değil mi? Evet, tekne gelmiş. Birazdan diğerleri de gelir. Geçen sene yaklaşık 10-15 tane vardı. Bu sene kaç tekne gelir bilemiyorum. Kortej için. Deniz kenarına attık. Evet, daha dinleyene kendimizi. Нормально. Şu an Antalya'da olanlar bilir. Hava mis gibi. O kadar güzel ki. Ne böyle sıcak, ne soğuk.
Nem de çok fazla yok. İnanılmaz güzel. Buradan da mı geçiş noktası var Leyla'da? Bilmiyorum ki. Burada bayrak mı dağıtıyor? Bayrak dağıtıyorlar. Gidelim önce bayraklarımızı alalım. Sonra burada oturup bekleyeceğiz artık. Fener de veriyor olabilirler. Çünkü fener hem bayrak dağıtıyorlar. Cumhuriyet Meydanı'nda da ayrıca bayrak dağıtıyorlar. Fener. Alalım mı fener? Bayrağımızın. Buradan tutup devam edeceğiz. Ama daha henüz fenerleri ve fenerler hazır ama fenerleri ve bayrakları dağıtmaya başlamadılar. Saygıdeğer Antalyalılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Thank you.
konuşuyor cennet vatandan. Egemenlik milletindir değişmez asla. Demokrasiye taşıyor cennet vatandan. Afganistan armağanı bize emanet. Cumhuriyetçisiyiz hazır kıyamet. Afganistan armağanı bize emanet. Cumhuriyetçisiyiz hazır kıyamet.
kadar sakin gördüm diyordum ama insanlar ancak demek ki iş çıkışı daha yeni yeni gelebiliyorlar. Evet, yavaş yavaş kalabalık artık toplanmaya başladı. Evet, bundan önceki bu dakikaya kadar çektiklerim biraz kararlılık çıkmış olabilir. Ben acemiyim biliyorsunuz. Flaşı açmadan çekmişim. Sonunda öğrendim flaşın nereden açılacağını. Evet, şöyle göstereyim. Herkes. Minis gel. Minis gel. İş çıkışı bekle, daha bekle, yeni yine. Şimdi gelmeye başladı. Gelenle afiyet. Evet. Çocuk ısrar etti. Annesine yaktırdı. Finalin süresi ne kadar? Bir saat falan bildiğim kadarıyla. Ha? Bir buçuk saat kadar. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık var. Geldiğimizde bayağı boştu. Hatta ilk defa bu kadar boş görüyorum dedim ama pardon, çok özür dilerim. Bu sene tekneler gelmedi yalnız Belgin'cim. Evet. Normalinde çünkü evet, yürüyüş yavaş yavaş başladı, arabalar başladı. Thank you.
kıymetli Atatürkçü gençler, sizlerden ricamız Türk bayrağımız, Atatürk posterimiz ve uzun Türk bayraklarımızı elden ele, Edirne kadar getirelim. Şu anda Türk bayrağını, Atatürk posterini, belediye bayrağımızı ve uzun Türk bayrağımızı taşıyan gençler, elden ele, en öne kadar getirelim bu bayraklarımızı. Ardından da yürüyüşümüze başlayacağız. Şu anda bu büyük bayraklarımızın biraz daha ön tarafa gelmesini rica ediyoruz. Evet.
Sinan Hocamız 400 metrelik bayrağımızı aşağıda kaldı. Sizlerden ricamız 400 metrelik bayrağımız aşağıda kaldı. Onu bırakmayalım. Hep beraber tutalım. Herkes en ön tarafa geliyor. Bayrağımız tutulmuyor. Bayrak yerde kalmasın dostlar. Evet. Aşağıdaki 400 metrelik bayrağımız yerde kalmasın. Hep beraber tutalım. Sen saçların mavi gözlü.
Ya çocuklar etsin. Yaşatacağız inşallah. Cumhuriyet, Lelemet, Bayrak, Kılıçak. Sağolsun, sonraki çocuğumuz yok. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Adiyana buna sarılmam lazım.
Canlar. Aslında sizleri Cumhuriyet Meydanı'na da götürecektim bu akşam. Ama burası o kadar kalabalık ki akıl alır gibi değil. Çok duygulandım, çok mutlu oldum. Her yerde Türk bayrağı ve marşlar. Ama burası bu kadar kalabalık ve bu kadar insandı. Muhtemelen Cumhuriyet Meydanı'ndadır. O kalabalığa da tekrar girmek istemiyorum. Daha bu güzel günde bu kadar marş, bu kadar Cumhuriyet sevdalısı insan bir arada gerçekten çok mutlu oldu. Sen de takip et o zaman. Ve bize Cumhuriyet'i armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Merhaba. Evet, bir Cumhuriyet kadını olarak
son derece mutlu ve gururluyum. Evet, bugün videom bu kadar. Ben çok mutlu oldum, çok keyif aldım. İnşallah sizler de severek izlersiniz diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Hoşça kalın canlarım. Ne mutlu Türk'üm diyene.